Geniz eti bademcik büyüklüğü olan çocuklarda sonuç olarak hiç enfeksiyon geçirmiyor olsa bile gece boyunca yaşadıkları bir uyku apnesi, uyku terörüyle karşı karşıyadır çocuklar. Çocuğu bir pozisyonda yatırırsınız, ters pozisyonda bulabilirsiniz. Gece boyunca geldiğinizde sağdan sola, soldan sağa döndüğünü görürsünüz. Gece boyunca aileler hep şöyle tariflerler. Gece 3 defa, 4 defa sırtını değiştirmem gerekiyor. Ter içinde kalıyor. Terlemeler çok fazladır uyku apnesine bağlı olarak. Çünkü solunum problemi beraberinde böbrek üstü bezlerden diüretik hormonların salgılanmasına ve vücuttan sıvı atılmasına çalışır çocuğun kalbinin önündeki yükü azaltmak için. Bu çocuklar tabii gece boyunca apneye girdiklerinde kandaki oksijen seviyeleri düştüğü için kalbin daha fazla çalıştığını uyku testlerinde görebiliriz. Onun için ertesi gün kandaki oksijen eksikliğine bağlı çocuklarda huysuzluklar, iletişim problemleri, okulla ilgili olarak problemler, arkadaşlarıyla ilişkilerinde problemler, böyle huzursuz, huysuz çocuk profilini genellikle görürüz. Hatta ameliyatlardan sonra çocuğun bu oksijen eksikliğine bağlı olarak oluşan beyindeki ödemden kaynaklanan bu problemlerin tamamen kaybolduğunu aileler bize anlatabilirler. Demek ki büyüklüğü enfeksiyon olmasa bile bizim için önemli bir ameliyat nedenini oluşturmaktadır.